Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizden gelen sorulara şöyle bir bakalım. Burada diyor ki baş kuantum sayısı n eşittir 3 olan. Ve manyetik kuantum sayısı yani MLS artı 2 olan bir elektronla ilgili bize sorular soruyor. Öncelikle n eşittir 3 dediği için biz burada n eşittir 3'ü 1 bulalım. Yani şu 1S2, 2S2, 2P6. Şurası n sayıları olduğuna göre baş kuantum sayısı. Ve bizden n eşittir 3'ü istiyor. Öncelikle n eşittir 3'e bir ulaşalım. 3S2, evet ulaştık buradan itibaren. 3S2, 3P6. MLS artı 2 diyor ama artı 2 dediğine göre demek ki en az 5 orbital olması gerek. Burası da bitecek. 4S2 3D3D 10. Şimdi MLS dediğimiz, ML dediğimiz olay neydi? Orbital sayısıydı. Yani L eğer sıfırsa S, 1 ise T idi, 2 ise D idi, 3 ise F orbitalleriydi. Ve bu L 2 ile çarpıp 1 ile topladığımızda yani 2L artı 1 şunda dediğimizde bir orbital oluyordu. O da sıfır değerinde. Bunu 2 ile çarpıp da 1 topladığımızda 2L artı 1 dediğimizde 3 orbital oluyordu. O da eksi L'den artı L'ye kadar yani eksi birden şu değerin eksi birden artı bire kadar 3 değer alabiliyordu. D orbitali bizim şimdi burada söz konusu. Çünkü artı 2 diyor. Öyleyse artı 2'den artı 2'den eksi 2, eksi 2'den artı 2'ye kadar aradaki tüm değerleri alır. 2L artı 1 dediğimizde burası 2 kere 2, 4, 1 daha 5, 5 orbital olur. Yani eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 orbitallerinden bahsediyor burada. Peki burada bizim D'nin alabileceği değerlerden en eşittir 3 olacak. Tamam burası. MLS artı 2 olan elektronla ilgili. Yani şunu soruyor. Bu orbitalleri bir çizelim. Elektronun açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. Şimdi n'i 2 olduğuna göre n eşittir 2 ise L neydi? N eksi 1'di. Yani 3 eksi, n eşittir 3 olduğuna göre, şu 3 olduğuna göre L'si de ne olur? 2 olur. Evet, doğru. Elektron P orbitalinde bulunabilir diyor. Bu elektronun P orbitalinde bulunma ihtimali yok. Çünkü artı 2 değerinde, artı 2 P orbitalinde yok. P orbitalinde en fazla eksi 1 ile artı 1'e kadar gidiyor. 2 yanlış. 1 doğru idi. 3'e bakalım. Elektron için MS artı 1 bölü 2'dir. Elektron için MS artı 1 bölü 2 olur. Yani elektron illaki bir elektron olacağına göre D orbitalinde buradaki 1 bölü 2 değerini alır. Öyleyse 1 ile 3 doğrudur deriz. Bir diğerine baktığımızda açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1 olan bir elektronun baş kuantum sayısı n ve manyetik kuantum sayısı ml aşağıdaki yani hangisi olamaz diyor. Şimdi n eşittir 2 n eşittir 2 olacak ki L eşittir 1 olsun. Yani en az 2 olması lazım. Yani bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir normalde. Ya bu olamaz. Çünkü n eşittir 1 zaten. Ama bir de şu ml'lerine bakalım. ML'lerine baktığımızda ne soruyor? L eşittir 1 olan bir elektronun baş kuantum sayısı N ve manyetik kuantum sayısı ML aşağıdaki hangi? Ha, bize değer vermemiş. Burada kontrol edelim. N eşittir 2 ise L'si 1 olur. L 1 olunca 2 kere 1 L'si 1 olunca 2 kere 1 2 1 daha 3. Yani P orbitalindedir. Ve P orbitalinde demek de 3 orbital vardır. Bunlar da eksi 1,
0 artı 1'dir. Buna baktığımızda ve sıfır değeri var. Bakın sıfır var. Kırmızıyla diğerini yapalım. N eşittir 2 ise C şıkkını yapalım. N eşittir 2 ise L eşittir 1 olur. L eşittir 1 olunca 2L artı 1'den 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Yine F orbitali. 3 tane orbital varmış. Ve bunlar eksi 1, 0, artı 1'dir. E var mıymış eksi 1? Varmış. Diğerine baktığımızda n eşittir 3'te şuna bakarsak n eşittir 3 ise l eşittir 2. 2 kere 2 4, bir daha 5. Yani 5 orbitali olan kimdir bu? D orbitalleridir. Onda da eksi 2'den eksi 1, 0, artı 1, artı 2 hepsi var. Bize ne soruyor? Artı 1 var mıdır diyor. Evet vardır. Şurada gördüğümüz bu da var. N eşit 4'te eksi 1 var mıdır diyor. Hemen bakalım. N eşit 4 ise eğer L eşittir 3 olur. Ve 2L artı 1 dersek eğer 2 kere 3, 6, 1 daha 7 orbitalli. Bakın F orbitallerine geldi. Bunda da F orbitalleri hangi değerleri alır? Eksi 3. Çünkü eksi L'den artı L'ye kadar artı 3'e kadar 0, 1, artı 1, artı 2, 1, eksi 2, eksi 3. Bize neyi sormuş? Ney vardır diyor. Eksi 1 vardır diyor. Var mı? Evet var. Hepsi olabilir. Ama n eşittir 1 olamaz. Çünkü l eşittir 1 için sormuş zaten. P orbitalleri için sormuş. P orbitallerinden bahsediyor. Bize s orbitallerinden bahsetmiyor. Cevap A oluyor. Burada ise n eşittir 2, l eşittir 1 diyor. N eşittir 2 ise l'si de 1 ise hemen şöyle yazalım. 1 s 2, 2 s 2, 2 p. Şimdi bize baş kuantum sayısı 2 olacak. Yani şunlardan. L'si de 1 olacak. 1 demek ne demek? P orbitalinde demek. Yani şunda. Yani bu orbitalde. Bu orbitalde 3 tane eksi 1 bölü 2 elektronu spin kuantum sayısı. Bir tane de artı 1 bölü 2 varmış. Yani hemen şöyle çizelim. Şuraya P orbitallerini çizersek eğer. Kaç tane? Eksi 1 bölü 2, 3 tane varmış. 1, 2, 3 tane. Bir tane de artı 1 bölü 2 varmış. Tamam. Bunu çizelim. S orbiteli. Bu ikisi de dolu. Bunun elektronları da dolu. Kaç elektron etti? 2, 4, 6, 8 elektron etti. Yani burası şuradaki değerin kaç olması gerekiyormuş? 1, 2, 3, 4 tane elektron olduğuna göre. Yani şuraya x dersek atom numarası 8 olacak. Çünkü x'in atom numarası 8 demek bize nötr olarak verildiği için elektron sayısı demek aynı zamanda. Diğer bir soruda skandiyum atomunda baş kuantum sayısı 3 olan baş kuantum sayısı 3 dediğine göre önce bir skandiyumu yazalım. Şu 21'e göre atom numarasına göre şöyle bir 1S2, 2S2 şeklinde 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P, 6, 4S2, 3D kaç ama işte. Biz sayalım şu elektron sayılarını. 2, 4, 6 daha 10, 12, 14, 16, 18, 20. Öyleyse neye geldik? 21. Buraya D1 diyeceğiz. Yani şu aşağıya genişçe çizelim. Şurada D orbitallerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğuna göre yani bunda da olabilir. Ya da onda olmaz da böyle mavili. Pardon. Şurada
Silmiş bulundum. Yani bunda da olabilir. Böyle olmaz da 5 tane çizelim. Şunda da olabilir. Çünkü bunlar uzayda döndüğü için, uzayda boşlukta döndüğü için bu orbitaller, hangisinde olduğunu bilemeyiz. Yani bilemeyiz değil. Bundakiyle bundakinin farkı yok. Yani böyle de olabilir. Bunlardan bir tanesi artı 2, bir tanesi eksi 2, diğeri eksi 1. Ama hangisi oldu? Şu da olabilir yani. Ama bir tane elektron var. Çünkü bakın burada bir elektron var. Şimdi bu bilgilere göre manyetik kuantum sayısı 5 farklı değer alabilir. Alabilir yani. Eksi 1'de de olabilir. Artı 2'de de olabilir. Bilemeyiz onu. Spin kuantum sayısı 2 farklı değer alabilir. Spin kuantum sayısı evet 2 farklı değer alabilir. Artı 1 bölü 2 olabilir. Eksi 1 bölü 2 olabilir. Yani şu bir tane elektron 2 farklı değer alabilir. Bir diğer söylediği de 4S alt kabuğundaki elektronlardan daha yüksek enerjilidir. Bu evet, bu daha yüksek enerjilidir. Neden? Şuradaki 4S ile bakarsak, 4S ile 3S'yi karşılaştırırsak, S neydi? Sıfırdı. 4 artı 0. Bu 3. D neydi? SPD. 0, 1, 2 dediğimizde 2 idi buranın değeri. Burası 4, burası 5. Hangisi daha büyük? Tabii ki 5 olan. Demek ki enerji seviyesi burası daha büyüktür. Bu da doğrudur. Üçü de doğru. Son bir sorumuz. Atom numarası 20 olan element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Şimdi biz artık elektron dizilimlerini şu şekilde yazıyoruz. 1S2 2S2 2P6 3S2 kaç etti? 2 2 4 10 12 maviyle yazalım. Tekrar 3S2 3P6 ve 4S2 20 etti herhalde. Şimdi 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Buraya baktığımızda evet bu bir metaldir. Neden metaldir? Şöyle bir gözümüzde her zaman canlandırma yapıyoruz. Şu şekilde burası hidrojendi. Şöyle periyodik tablomuzu şöyle alt sıradan şöyle hemen hızlıca gözümüzde hayali olarak düşündüğümüzde burası tabii ki helyum olarak biliyoruz. Burası hidrojen olarak. Şurası S bloğu, şurası P bloğu. Şurası P bloğu. Gözümüzde canlandırıyoruz. Burası D bloğu. Yani D ile bitenler, P ile bitenler, S ile bitenler. 1, S, 1, S, 2 diye geçiyor. 1, S, 1, S, 2. İkinci elektron bu. Bu da birinci P, P1'deki birinci elektron. P2, ikinci elektron. P3, üçüncü elektron. 4, 5, altıncı elektron. Yani P'de 6 tane olmasının sebebi bunlar. S'de 2 elektron olmasının sebebi. Birinci elektron da bu doluyor. İkinci elektron da bu. Şimdi bize burada demiş ki metaldir. Evet, bakalım bir 20'ye. 1, 2. Şurayı aldığımızda şurasıyla beraber 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 burada bitiyor. Şurada elementimiz. Elementimiz oradaysa zaten nedir? Metaldir deriz. Zaten tabii ki bunlar artık pekiştirme çalışmalarımız olduğu için. Bu zaten dördüncü periyot 2A demek. Üzerindeki bize 2A olduğunu gösteriyor. Bu sayıda baş kuantum sayısı da dördüncü periyotta olduğunu gösteriyordu. Metaldir, evet. Kırmızıyla yazalım. Elektron katman dizimi 2, 8, 8, 2'dir. Evet. 2 elektronu. 8. Eski 9. ve 10. sınıfta öğrendiğimiz sistemde yazarsak. Bu da 8. Evet. Bu da 2. Aynen doğru. D'ye bakalım. Bileşik oluştururken oktet kuralına uyar. Evet, bu iki elektronu vererek kendini son katmandaki evet bu iki elektronu vererek son katmandaki 8 elektrona tamamlar. 8 elektrona tamamlamaya da ne diyorduk? Oktet kuralı.
diyorduk. İki elektronu burada da görüyoruz. Burada da eski sistemimizde de görüyoruz. İki elektronu vererek oktili tamamlar. Bu da doğru. Değerlik elektron sayısı, evet, son katmanında 2 idi. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektronlarda şurasıydı. Ama C'ye baktığımızda bileşik oluştururken P orbitallerinden mi elektron veriyor? Bakalım hangi orbitallerden elektron verdi? S orbitallerinden verdi. O yüzden cevap C olur.